Evet arkadaşlar, hepinize Cat Crash oyunundan merhabalar diyorum. Bildiğiniz gibi benim amacım değişik değişik oyunları tatmak, değişik değişik oyunları göstermek. İndirmek yerine bazen videolarımdan değişik değişik oyunları bulabilirsiniz. Çünkü Google Play'de oyunlar bazen çok zor bulunuyor. Ve onun karşılığında ben size Cat Crash oyununu bugün oynayacağım. Bakın oyunu hepimle beraber test etmiş olalım. Şampiyona bölümü ve hızlı bölüştüğüm bölümü var. Ben şampiyona bölümünde biraz önce oynadım. Yine o bölümden sizinle beraber devam edeceğim. Bakın izleyin. Çok hızlı seri bir oyun. Şu an ikinci durumdayız. Bakalım oynayınca kaçıncı duruma düşeceğiz. Soldaki benim, sağdaki de rakip. Gördüğünüz gibi bizi hakladı. Çok çabuk oynanıyor bu oyun. Biraz yükseldim. Ben ekstra fazla yükseldim. Şimdiki düşmanlarımız güçlü geliyor ama alıştık yani. Yani bazen yeniliyoruz, bazen yeniliyoruz, normaldir. Oh, yalnız mağlubiyetlerle başlıyor. Son iki dövüş kazandı diyor. Tabi buraya kadar çabuk geldik. Çabuk gelince de sonuç bu oluyor. Oh, ne çabuk da indirdi bizi valla. Neyse, bir tanesini aldık. Bakın karşıdaki araç delicileri kullanıyor. Ben roketi kullanıyorum sadece. Deliciler de iyi, roket de iyi. Nasıl dizdiğinize bağlı yani. İstediğiniz şekilde araç yapabiliyorsunuz. Tabi avantajları, dezavantajları var hepsinin. Ne içirdi bizi. Şimdi sizinle beraber değişik bir araba yapıp göreceğiz bakalım neler alacak, ne hale gelecek. Ama ben daha düşük seviyede olduğum için tabii ki araçlarım çabuk yıkılıyor. İşte bu şekilde ters dönünce araçlar bu duvarlar devreye giriyor. Tabii duvarlarda işte kim önce çarparsa oyunu kazanıyor. Da değişik. 7 dövüş kazandı. Tabii bize 7 dövüş bir şey kazandırmaz. Biz şuradan geri gidip bir araba yapalım arkadaşlar şimdi. Arabamızı değiştirelim. Nasıl bir araba yapabiliriz? Şu araba. Ama bizim enerjimiz düşük olduğu için böyle güçlü arabalar alamıyoruz tabii. Ben şuna bakayım. Eksi 13 verdi. Artı 13. Şimdi şuraya ben bunu koyabilseydim çok büyük seviye atlatırdım ama koyamıyorum. Şu tekerleği büyütürsem ne işe yarar? Artı 17, ama bakın çok önemli. Artı 17 aldık diye iş bitmiyor. Ne var önemli o an? Şimdi diğer araba benim altıma gelip kaldırıp atabilir. Bir de deneyelim bakalım böyle biz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şampiyona yeni bir arabayla giriş yapıyoruz. Neticeyi merak ediyorum. Evet. Şu anda beni yıkmakta zorlanıyor. Bu araba biraz önce beni fena yıkmıştı ama şimdi zorlandı. Yine de yıktı tabii ki. Valla benim silahın gücü mü düştü ne? Bu sefer bak bunu yendim. Arkadaşlar yenildiğim aracı yendim. Şimdi yendim yani. Nasıl bir silahsın sen ya? Çok da fena dağıttı beni ya. Neyse bunu aldık. Biraz önce yenildiğimin iki tanesini kazandım. Evet, bunu da kazandık. Bir önceki araçtan daha iyi olduk ha. Renault'yu da yendik. Bunu da yeniyoruz. Güzel. 7'de kalmıştık galiba. Şimdi dövüş 9 ve 6. zafere ulaştık. Ne kadar saçma bir araç yapmış ya. Bu da beni kaldırıp atarsa çok güçlü olur ama kaldıramadı. Dövüş 12 ve zafer 8. Çok güzel. İyiydi yani. Dövüş 13 ve zafer 9. Dövüş 14. Zafer 10. Yoksa yapacak mıyız 12? Kaç savaş var ki? Ah, 11 dövüş ya arkadaşlar. Bir sonraki leveye geçiyordum. Geçemedim. Olsun, o kadar çabuk da geçmek iyi değil. Biraz da böyle zorlanalım. Zor oyunu severim. Arkadaşlar hile yapılmasını da sevmem. Açık söyleyeyim. Oyunların zevki ancak zor ve güzelse oluyor.
Kesinlikle bu hilelere bence danışmayın. Niye oynuyorsunuz ki o zaman hileleri yapacaksınız? Her şeyi yenmek değil. Biraz da zevkini öyle alın. Arkadaşlar aslında oyun böyle. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Yani ne kadar sürükler bilemem ama şu an için bence eğlenceli bir oyun. Denemenizi de tavsiye ediyorum. Bakın şu anda ikinci sıradayız. Şuradan da genel klasmanı göstereceğim size. Şampiyona nerede? Bakın şurası. Yok bu şurası değil. Burasıydı pardon. O neredeydi kardeşim? Neredeydi kardeşim? Bu neydi? Bitiş tarihi. Ahşap lig bitiş tarihi 22 saat sonra bitiyormuş. Ben 34. sıradayım. 34. Şuradayım arkadaşlar. Bu burada 50 kişi varmış. Komple yarışta. Şimdi ben 34. sıradayım. Buradan sonra 26. sıradan sonra bir üst seviyeye çıkacağım. Ve buraya gelince de ahşap lig bitmiş olacak. O zaman ne olacak? Ben bir sonraki levele geçeceğim. Bir sonraki levelde nedir? Onu da göstereyim. Bu arada en iyi oyuncuları gösterelim. Ben 11 oh, tabii ki çok oynayamamış arkadaş, çok da yeni bir oyun değil mi yoksa bu? Şimdi gösterecektim ben size. Aracı gösterdik, bunu gösterdik. Hop, şampiyonadan çıkalım. Pardon, pardon. Bir kez başarıyla savunuldu. Hızlı dövüş var bir de arkadaşlar. Hızlı dövüşte de şunu da göstereyim. Bundan sonra zaten pek daha başka gösterecek bir olay yok. Hızlı dövüş. O kesinlikle aracı kontrol etmiyorsunuz. Araç kendisi gidiyor. Sadece izliyorsunuz. Mesela o güzel. Ama işte kendi sonunu getirdi. İlk önce onun duvarı açılacak ve onun duvarı ilk önce ona dokunacak. Bitti arkadaşlar. Bu oyunun galibi benim. Güle güle sana. Güle güle. Tüm slotlar dolu. Arkadaşlar burada evet bir taneyi alalım. Aynı zamanda slot bir de normal kutu çıktı. Normal kutunun içinden ne çıktı? Bir roket atar. 11 atış şey gücü var. 6 enerji. Tek yıldız. Sörçü. Oo, yeni aracım çıktı. Sörçü. 2 yıldızlı 67 güç varmış. 7 enerjisi varmış. 6 enerji 45 güç. Bir şey yaramaz bize. Yeni bir araç çıktı. Sinsi. Değişik bir araç. 37 güç. 6 enerji. Geldi. Bunlar bizim gelen yeni. Bir de o kadar da para geldi arkadaşlar. Oyun böyle. Tavsiye ederim. Deneyin. İleriki seviyelerde şimdi nereden seviye nereden gösteriyorduk? Ahşap ligden sonra ne geliyor? Ruji. Ahşap ligden sonra ne geliyor? Şuradan mı gösteriyorduk arkadaş? Harita. Heh. Bakın şimdi arkadaşlar ben ahşap ligin 3. seviyesindeyim. Ondan sonra lazer diyor. Lazer silahı alıyoruz herhalde. Ondan sonra metal parçalar geliyor. Buradan da piramit araç kazanıyormuşuz. Onu da öğrendik. Ondan sonra da askeri parçalar 5 yıldız parçalara kadar geliyor. Altın parçalar ve karbon parçalar. Tabii çifte roket geliyor bu zamandan sonra. Tabii ki ne oluyor? Oyun güçlü oluyor. Hemen böyle çabucak biten bir oyun olmuyor. Daha zor oluyor. Tabii ki zirveye çıktıkça oyunda zorlaşıp zevkleniyor. Bu yüzden tavsiye ederim arkadaşlar. Bu oyunda deneyin diyorum. Kendinize şimdiden iyi bakın.